Özgür Özel bir açıklaması var. Ona bir kulak kabartalım. Sonra döneceğiz efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Da bir evladımızı kaybettik. Semerkant'a ait bir medresede Abdüldaki Kadak ayrılmak istediğini beyan ettiği yurtta ölü olarak bulundu. Bu konuyla ilgili olarak İnsan Hakları Komisyonu'ndan 3 milletvekilimiz, Diyarbakır milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanal'ı görevlendirdik. Şu anda Adıyaman milletvekilimiz savcılıkta bilgi alıyor. Arkadaşlarımız aileyle temas kurma girişimindeler. Bu konuyu bütün yönleriyle araştırmak durumundayız. Tabii bu sırada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama vatandaşın aklıyla alay eden ve vatandaşın vicdanıyla alay eden bir açıklama. Diyor ki yaz tatili geliyor. Merdiven altı yerlere değil, Diyanet işlerinin organizasyonlarına ya da bakanlığın organizasyonlarına yönelin. Bu merdiven altı yerleri açtırtan kim? Bunları koruyan kim? Bugün Türkiye'de 2000 civarında izinsiz, ruhsatsız, kaçak medrese olduğunu biliyoruz. 2013 yılına kadar bu tip yerleri açmanın 3 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezası vardı. Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. O günden sonra mısır patlar gibi her ilçede, her beldede bu kaçak medreseler ortaya çıkmaya başladı. Caydırıcı ceza yok. Kanunu değil, merdiven altı ama cezası yok. Ve bugün diyor ki buralara gitmeyin. Hayır, gitmeyeceklerse neden varlar? Neden göz yumuyorsunuz? Neden ceza vermiyorsunuz? Daha da vahimi, 2016 yılında Karaman'da Kayımder ve Ensar'a ait olan 10 çocuğun istismara uğradığı ve büyük infial yaratan Ensar Vakfı olayından sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Ensar'ın yurdundaki çocuklar küçük yaştaydı. O güne kadar bu vakıflar lise üstünde yurt açabiliyordu. Ortaokul seviyesine indirdiler Ensar'ın yurtlarını suç olmaktan çıkarmak için. Bugün de diyor ki merdiven altına yönelmeyin. Merdiven altına yöneltmeyin. Merdiven altının cezasını kaldırmayın. Sayın Erdoğan, bunu yapan sizsiniz. Meselenin sorumlusu sizsiniz. Ama bu sorumluluğu üstlenmek yerine bu ifadeleri kullanıyorsunuz. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. İnsan Hakları Komisyonu üyelerimizin raporuna göre konuyu mecliste de takip etmeye devam edeceğiz. Urfa'da da takip etmeye devam edeceğiz. Bütün Türkiye'de de bu konuyu takip etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorunuz varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Abdülhatif Şener'in açıklamaları oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etti. Farklı iddiaları da söz konusu. Genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Abdülhatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Canlı yayında izlemedim ama ardından sosyal medyada, bugün televizyonlarda gördüm ve kanımız dondu. Abdülhatif Şener meselesinde şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdülhatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdemliler Hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği, sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiğini ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Abdülhatif Şener takındığı tutumdan sonra işte seçildikten sonra partiye kaydolmuş. İkinci turdan önce istifa etmiş. Orada da
suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş, birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir? Böyle bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hani seçim sonucundan ders alacağız ya, bu seçim sonucundan, Abdülhatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış. Ve burada sadece şunu söylüyoruz. Yani Abdülhatif Şener'e listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız Cumhuriyet Halk Partililerden özür dilemek dışında söylenecek bir söz yok. Yoksa kendisi cevaba değecek bir tutum içinde değil maalesef. Özgür Bey, Bülent Kuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu genel başkana karşı daha dikkatli olmalı dedi. Yorumunuz ne olur? Şimdi şunu açıkça ifade etmek gerekir. Seçimin sonuçları her kademede değerlendiriliyor. Bu konuda Sayın İmamoğlu'nun, benim, Sayın Genel Başkanımızın farklı zamanlarda farklı değerlendirmeleri oldu. İlk günlerde özellikle sosyal medyada Sayın Genel Başkan'a yönelik olarak bir takım üslubunu asla kabul etmediğimiz hakaretamiz yaklaşımlara da son derece rahatsız olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi değişimi konuşmaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda değişimin önünü açacağım ifadelerini konuşmaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun değişime Sayın Genel Başkan'ın liderlik etmesi beklediği ifadelerini konuşmaktadır. Özgür Özel'in değişimin kararlı ama vefalı olması gerektiğini konuşmaktadır. Meşru bir zeminde bu üç ismin birbiriyle iletişim halinde olduğu, birbirine saygı duyduğu, birbirine omuz verdiği ve birbirine ile olan ilişkilerini son derece olması gerektiği zeminde ve partiyi kayırarak götürdüğü bir noktadayız. Bugün bazı yandaş gazetelerin işte CHP üç parça. CHP tek bir parçadır. CHP'deki herkes Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin geleceğini kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla, Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı, yardımcısı adayı sıfatıyla ve İstanbul Büyükşehir'in seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla, Sayın Genel Başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla son derece özenli, son derece saygılı, son derece yapıcı, partinin yüksek faydasını gözeten bir tutum içindeyiz. Bu anlamda bunun dışındaki uyarılar tabii kişisel uyarılardır. Bu uyarılar genel başkanın takınmadığı bir üslup, Sayın Genel Başkanımızın takınmadığı bir üslup, aksine Sayın Genel Başkanımızın yapıcı yaklaşımı ortadayken niçin yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur? Onu Sayın Kuşoğlu ile karşılaştığımızda konuşuruz. Kendisi saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdür. Ancak meselede biz tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz ve ön bir şekilde tartışıyoruz. Çok iyi sonuçlar alacağımıza ve bunun sonunda hem önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonra da Türkiye'nin kazanacağına kimsenin şüphesi olmasın. Bizim yaklaşımımız bu değişim, bu dönüşüm sürecinde üzerimize hangi görev düşüyorsa, daha önce futbol deyimiyle ifade etmiştim, santraforsa santrafor, orta sahasa orta saha, yedek kulübesi ise yedek kulübesi. Sorumluluk almazsa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Çizgimiz budur. Çünkü bizden beklenen de budur. Kimsenin kendisini partiden çok ve hiç kimsenin partimizi bizden çok sevdiğini kimse düşünmesin. En çok partimizi ve ülkemizi seviyoruz. Onun için doğrulu olanları yapacağız. Özgür Bey, şimdi ilk kez kameraların karşısındasınız bu sürecin ardından. Şunu merak ediyor tabii ki.